Herkese merhabalar. Elsevier Türkiye Ekoal İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz seminer serilerimizden Science Direct ile ilgili olan Şubat'a ilk seminerimize hoş geldiniz. Bugün akademik üretkenliğimizin artışı için Science Direct'te faydalı olabileceğini düşündüğüm bir takım noktaların altını çizeceğiz. Önceki seminerlerde de değindik. Çok hani farklı belki sizler için gelmeyecek ama hani onlara katılamayanlar vardı. O yüzden hani bu canlı seminerleri mümkün olduğunca devam ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden bugün yine belki daha önceki seminerlerde yakaladığınız şeyler varsa da tekrar olabilir. Ama elimden geldiğince sizin sorularınızı yanıtlayarak sizin için faydalı bir seminer gerçekleştirmeye çalışacağım. Elsevier Türkiye ekibinden Sahide ben. Henüz tanışmadıklarımız için hepiniz hoş geldiniz. Birkaç seminerin ana konusuna başlamadan noktayı paylaşacağım. Hani sorularla da ilgili olarak ama öncesinde bir anket başlatmak istiyorum. Hani sizleri daha yakından tanıyabilmem için. Şu an hani başladı. Sizler de yanıt verirseniz sevinirim. Ekoal İşbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Daha önceki seminerlerde de altını çizmiştik. Ekoal TÜBİTAK Ulakbim tarafından 2006'da başlatılan bir proje ve bilmeyenler için özellikle altını çiziyorum çünkü Türkiye için gurur verici bir proje. Elsevier olarak biz de Scopus Science Direct ve Mendeley ile bu projede yer alıyoruz ama diğer bir sürü önde gelen bilimsel yayın evi ve çözüm ortağı da bu projeye destek veriyor. Gerçekten Türkiye'nin araştırma ihtiyacı ve performansını artırması yolunda önemli bir ulusal destek. Hani bununla ilgili farkındalığı da elimden geldiğince arttırmaya çalışıyorum. Başlamadan teknik olarak nelere dikkat etmemiz gerek? Biraz onlardan bahsedeceğim ilk kez katılanlar için. Şu an sizler de duydunuz, kayıt altına alınıyor seminer. Hem sizlerle paylaşılacak, hem kütüphane ekiplerinizle paylaşılacak. Hem de YouTube kanalımıza zaten yeni seminerlerimizi ekliyoruz. Sorularınızı, özellikle içerikle ilgili sorularınızı ekranın altındaki Q&A kısmından yazmanızı rica ediyorum. Şu an ekranda farklı bir şey görünüyor önceki sistemden ama şu an hani o bir görüntü değişti. Bir soru balonu var ya da konuşma balonu. Onun altından yazabilirsiniz ama onun dışında hani içerikle ilgili olmayan yorumlarınız olabilir. Kendi aranızda da tartışmak istediğiniz ya da teşekkür ya da teşekkür karşıtı eleştiriler. Onları chat kısmından yazarsanız hani benim soruları yanıtlamam daha hızlı oluyor Q&A kısmından. Bu seminer için de sertifika imkanınız var. Sunum sonunda kodu ileteceğim. Hangi sayfadan indirebileceğinizi ileteceğim. Evet, şimdi bu anketi sonuçlandıracağım. Herhalde büyük bir çoğunluğumuz şu an zaten yanıtlamış durumda. %90'ın üzerindeki katılımcımız. Ve sonlandırıyorum. Sonuca göre şu an %55 akademik personelimiz bizimle. İkinci olarak lisansüstü öğrencilerimiz %14 hiç az bir oran değil. Lisans öğrencimiz bizimle. Sizler için bir alkış gönderiyorum. Yerinde eğitimlerde hep alkışlatırdım ayağa kalkıp herkesi. Şimdi buradan sözlü olarak alkışlıyorum lisans öğrencilerimizi katılan. Çünkü hiçbir zorunluluk olmadan daha lisans seviyesinde bu tür seminerlere katılmanız Türkiye'nin geleceği için umut verici. Sizi şimdiden tebrik ediyorum çalışmalarınızda. Ve %3'lük bir dilimizde sevgili kütüphane ekibimizden onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa hani sizlere bunları ulaştırmamız ve sizin bilimsel çalışmalarınızdaki kaynakları, diğer ihtiyaçlarınızın karşılanması mümkün olmazdı. İyi ki varlar. Sonuçları da sizlerle paylaşayım. Bu şekilde bir sonuç çıktı. Şimdi bir de yine konuşmama devam ederken yine bir anket daha size yolluyorum. O da alanınızla ilgili, alanınızla merak ediyorum kimler bizimle. Alanlarınızla ilgili kısmı da cevaplarsanız sevinirim. Öncelikli olarak kısaca Elsevier ve Science Direct nedir diye çok kısa değinerek başlayacağım ilk kez bizimle olanlar için. Sonrasında yine çok kritik bir nokta, uzaktan erişim değinmeden edemediğim bir nokta. Hepimiz için önemli, yine bilmeyenler için değineceğim. Tekrar olanlar için özür diliyorum ama bu konuda farkındalığı arttırmamız gerekiyor hep beraber. Ve sonrasında da direkt zaten çok uzatmadan konuyu sarsarlık üzerinden canlı demoya geçeceğiz. Burada hiçbir slide ya da bir içerik paylaşmayacağım. Direkt demo kısmından bu üç konunun, üç adımın altını çizerek gideceğiz demo örneklerinde.
literatür tarama konusunda daha nasıl kısa istediğimiz, ihtiyacımız olan içeriğe ulaşabiliriz? Elsevier dergilerinde yayın yapmak istediğimizde bu dergileri nasıl ayırt edebiliriz? Nasıl ilgili dergiyi bizim için bulabiliriz? Ona değineceğiz. Tabii ki alanımızdaki kilit araştırmacıları bulmak iki açıdan önemli. Özellikle de gerçekten iyi yayınlar bulmuşsanız oradaki yazarlar sizin için çok önemli. Neden? Önceki seminerlerimizde de değindik. Bir işbirliği, yani ortak proje, ortak araştırma çalışması ve tabii akabinde bir yayına dönüşmesi ortak yazarla. İkincisi tabii ki kilit araştırmacıları alanımızdaki takip etmek. Çünkü onlar gerçekten bu alanda kritik çalışmaları yürütüyorlarsa bunu takip etmek, kendi araştırma stratejimizi belirlemek ve hangi alanda çalışmamız gerektiğini, o açığı yakalamak açısından da, trendleri takip etmek açısından da çok önemli. Kısaca Elsevier'den bahsetmek gerekirse, tabii ki bugün paylaşacağımız Science Direct sizler için çok tanıdıktır eminim, birçoğunuz için. Çünkü 140 yıl önce bilimsel hakemli yayın yayınlamaya başladık. Einstein Pasteur'ün makalelerini yayınlamış bir yayın eviyiz. Ama tabii ki bilimin ilerlemesi, ihtiyaçların artması, teknolojinin olanaklarının sınırsız hale gelmesi bizi tabii ki bilim dünyasına farklı çözümler sunmaya götürdü. Bu anlamda Science Direct dışında çeşitli işte mühendislik, sağlık bilimleri ve diğer alanlarda araştırma, performans değerlendirmesi gibi farklı çözümlerimiz, yine bilimsel çıktıya dayanan bir takım çözümlerimiz, platformlarımız var buradaki bu segmentte çalışan araştırmacılarımıza, öğrencilerimize destek olmak için. Fakat bugün Science Direct'ten bahsedeceğiz. Hepinizin de yakından tanıdığını ya da en azından makalelerini okuduğu. Bununla ilgili olarak da içerikle başlayalım. Science Direct'te şu an milyonlarca, şu an gördüğünüz gibi ekranda makale ve kitap lara erişiyorsunuz, kitaplara ulaşabiliyorsunuz. Bizim hani 140 yıldır bir yayın eviyiz dedik, dijital olarak sunduğumuz platform. Yani Science Direct'te sadece Elsevier'in yayınladığı içeriği bulabiliyorsunuz. Ama bu da milyonlarca içerik demek ve aşağıdaki gördüğünüz, hani kimilerinize yabancı gelebilir bu terimler. İşte atıf nedir, işte hakemli dergi nedir? Ama bunlarla ilgili seminerlerimiz de YouTube'da var, yeni başlayanlar için, araştırma dünyasına yeni giriş yapanlar için. Gerçekten baktığınızda dünyadaki hakemli içerik alanında en etkili yayınları Science Direct'te bulabiliyorsunuz. Özellikle şu an benim bilim dışı yakın çevrem de Science Direct'i de takip ediyor. Çünkü COVID ile ilgili şu an bütün gelişmeler, işte global ve ulusal bilim insanlarımızın katıldıkları programlarda, panellerde paylaştıkları makalelerin birçoğu Elsevier makalesi. Bunlar da şu an COVID sürecinde bütün COVID ile ilgili olan içerik herkese açık durumda. Sizler zaten hani Equal kapsamında 95'ten günümüze 2200'ün üzerinde dergiye Türkiye erişiyor. Ama bunun dışında da COVID ile ilgili her içerik şu an ücretsiz olarak Science Direct'te tüm dünyaya sunuluyor durumda. Şimdi bugünkü seminerin zaten ilk adımındaki konu bununla da ilgili. Yani evet, multidisipliner olarak inanılmaz bir içerik var, kapsamı var Science Direct'te. Bu bir avantaj. Ama aynı zamanda da dezavantaj, çünkü bir kullanıcı olarak, bir araştırmacı olarak, hele ki başka kaynakları da taramanız gerekirken ilgili içeriği nasıl bulacaksınız? Her birine saatlerce, işte haftalık vakit ayırırsanız siz kendi araştırmanız üzerinde ne zaman çalışacaksınız? Dolayısıyla bunların akabinde Science Direct ekibi kullanıcılar için bazı kısa yollar, işte bazı teknikler geliştiriyorlar, ki ek araçlar geliştiriyorlar. Bu süreyi, yani araştırma, yani ilgili araştırmayı bulmanıza ayırdığınız süreyi biraz daha kısaltabilelim diye. O yüzden hani bu tür noktaları her tabii platform, bir sürü size kütüphaneniz Equal kapsamında sunuluyor. Şimdi bunların hepsinin özellikleri öğrenmeniz de tabii ki kendi kendinize zor olabiliyor. Aç hepsinin işte bir kısmını oku. O yüzden bu tür seminerleri mümkün olduğunca düzenlemeye çalışıyoruz ki gözünüzden kaçan noktaları paylaşmaya çalışalım diye. Evet, uzaktan erişim kısmına geçmeden önce siz bu slaydı okurken hemen bir anketimizin sonucuna bakalım. Hala devam ediyor gerçi ama %90'a geçtik, %94'e geldik. Şu an ön sırada sosyal bilimler, tebrik ediyorum. Ben de bir sosyal bilimler alanından gelmiş bir kişi olarak gurur duydum şu an. Biraz kayıralım. Çünkü genellikle tabii ki bu tür konularda, hani sosyal bilimlerde birazcık daha farklı
İşte atıf trendleri, işte yayın trendleri biraz daha uzun sürüyor bizim alanımızda. O yüzden biraz hep gölgede kalabiliyoruz. O yüzden şu an katılımcılarımızın büyük bir oranda sosyal bilimler gelmiş olmasına sevindim. İkinci sırada fen bilimleri, üçüncü sırada sağlık bilimleri geliyor. Bütün sağlık çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde, bu zorlu süreçte her alanda çalışan için söylüyorum. Verdikleri hizmetten dolayı ve %6'lık kısmımız da diğerlerinden oluşuyormuş. Şimdi ben de sonlandırdım ve sonuçları sizinle paylaşıyorum. Böyle bir yapımız var. Aslında homojen bir yapımız var. Bu çok güzel. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Gerçekten çok homojen bir dağılım, alan dağılımı söz konusu. Evet. Bir anketim daha olacak ama onu da şu an hani onu da kullanalım. Bir taraftan ama önce anlatayım sonra anketi sunalım. Çünkü anketim, yani son sorum sizlere bugün, sizleri tanımak için soracağım. Uzaktan erişimle ilgili olacak. O yüzden de şimdi bunu anlatayım sonra sorayım. Özellikle pandemi, yani uzaktan erişim, kütüphanenizin size sunduğu bilimsel kaynaklar erişim hep vardı aslında. Bunu kullanan kullanıyordu zaten. Aynı şekilde bizim de Elsevier olarak çözümlerimiz vardı. Ama tabii pandemi döneminde bu ekstra bir öneme haiz oldu. Neden? Çünkü artık birçoğumuz evden çalışmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş tabii kampüslere döndük ama kritik bir öneme sahip oldu. Orada tabii ki bu kullanıcı kitlesi arttı bu ihtiyacı olan. Öncelikli olarak bu konuda tabii ki kütüphanenizin sayfasını lütfen kontrol edin. Hepsi çok güzel. Bunları nasıl yapacağınızı anlatan, yani uzaktan erişim nasıl kullanabileceğinizi anlatan bilgiler koydular zaten kütüphane sayfalarına. Türkiye gurur verici bir şey. Ben Orta Doğu'da diğer bir sürü ülkeye de destek vermeye çalışıyorum. Türkiye burada önde. Gerçekten hani uzaktan erişim sistemi olan kütüphane sayımız neredeyse %100. O yüzden gurur verici bir durum. Sayfada bulamazsanız da kütüphane ekibine danışabilirsiniz. Size yol göstereceklerdir. Öncelikle kontrol etmeniz gereken bu. İkinci adım, Elsevier'in sundukları da hakkında da bilgi vereyim. Çünkü bunlar da kütüphane sistemlerinizi destekleyici bir takım çözümler. Özellikle Türkiye'de şu an inanılmaz derecede %30, %40'larda Elsevier'in sunduğu çözümlerde kullanılıyor durumda. Kütüphanenizin sundukları dışında. Bu global olarak ilgi çekti. Ve Elsevier'in global kullanım ekibinden bana böyle bir soru geldi. Sadece burada çok kullanım var, hani nasıl oldu diye. Bizim araştırmacılarımız bilinçlidir, bulur, kullanırlar. Hani biz anlatıyoruz ayrı ama onlar da bunları kullanırlar dedim ben de. Bilmeyenler için elektronik posta adresinizde Elsevier platformunda aktivasyon yapabiliyorsunuz kurumsal elektronik posta adresinizle. Sayısı harek için biraz sonra adımları geçeceğiz. Ama burada kilit nokta üniversite elektronik posta adresinizi kullanmak. Yani bunu kurduğunuz zaman aktivasyonu uzunca bir süre, yani herhalde o da 120 gün boyuncaydı galiba, gene kasa gibi. Yani siz zaten buna hesabınıza giriş yaptıkça o uzuyor süre. Bunu kullanabiliyorsunuz ve burada başka bir sistem kullanmanıza gerek kalmıyor. İkinci, yine Türkiye'de inanılmaz derecede kullanım kanalı yaratan Google Kasa, Universal Kasa entegrasyonu. Bunda aslında siz şu an altta yazıyor ama siz farkında olmadan kullanıyorsunuz bunu. Çünkü siz eğer kurum IP'si içerisindeyken bunu zaten işte Google Scholar'a girdiyseniz ya da Google hesabınıza girdiyseniz bir işte hem cihazınızla hem de kullanıcı kimliğinizle bir eşleşme yapılıyor. Ve siz IP dışından bile Google Scholar'a ya da Google'a girdiğinizde artık sizi tanıyor. Ve böylece Sansarek gibi kütüphanenizin zaten size sağladığı kaynakları, yani ücretsiz değil, kütüphanenizin aracılığıyla sağlanan kaynakları bile tam metin, full versiyon olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu siz farkında olmadan yapıyorsunuz ama böyle bir sistem var. Türkiye kanalıyla kullanımda inanılmaz yüksek derecede SciSirec için. Adımları geçersek, yani elektronik postayla aktivasyon için kısaca bunu anlatayım. Öncelikle adım SciSirec'te bir profil oluşturmakla başlıyor iş. Eğer profiliniz varsa zaten, işte sadece SciSirec ya Scopus ya da Mendeley üzerinde oluşturulmuş bir profiliniz varsa onu da kullanabilirsiniz. O zaman bu adımı pas geçebilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız burada yazıyor. Sign in deyip forgot password'dan resetleme yapabiliyorsunuz. Ama eğer profiliniz yoksa SciSirec'te şu an ekranda gördüğünüz sign in butonuna basıp sizden istenen isim, soyad ve şifreyi girip yeni bir profil oluşturuyorsunuz. Bu artık sizin Elsevier profiliniz oluyor. Diğer çözümlerimiz SciSirec, Mendeley, sıkça bahsettiğimiz seminerlerimizde
Scopus. Onlara da aynı kullanıcı adı yani e-mail ve şifreyle giriş yapabiliyorsunuz. İlk adım bu. Dediğim gibi hesabınız varsa bunu pas geçebilirsiniz. İkinci adım uzaktan erişim aktivasyonu. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir profiliniz var olduğu durumda. Birinci opsiyon, hani Sansarek ana sayfasında demo kısmına da değineceğiz. Remote Access linki var en altta. Oraya tıklayıp adımları takip ediyorsunuz. Ya da şu an ekranda gördüğünüz link var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Üçüncü adımda işte siz bu iki yoldan birini seçtiğinizde açılan sayfada elektronik posta adresinizi girmek. Bu dediğim gibi kurum elektronik posta adresi olacak. Continue tuşuna basıp e-mail adresinizi girdikten sonra devam ediyorsunuz. Sonrasında eğer zaten sizin kurumsal eşleşmeniz, verifikasyonunuz yapılmışsa zaten size şifre soruyor ve devam ediyorsunuz. Ama eğer hani kurumsal kimliğinizle, yani sizin kurumsal profilinizle kurumunuz eşleşmemişse size bir e-mail göndereceğiz diyor. Ve size bu sağda gördüğünüz örnek e-mail gibi bir e-mail geliyor. Tabii burada spam, yani dosyanızı bir kontrol etmeniz gerekebilir, oraya yönlendirilebilir. Buradaki get access ya da aşağıdaki linki e-maildeki tıkladığınızda artık uzaktan erişim aktivasyonunu sayfasarlık için tamamlamış oluyorsunuz. Ve zaten hani sayfasarlık hani sayfasına bağlanmış şekilde, bu şekilde sağda gördüğünüz gibi hesabınıza bağlı şekilde giriyorsunuz. Yani bundan sonrasında da hani otomatik şifre tanımlama yaptıysanız bilgisayar ayarlarınızda, hiç yeniden giriş yapmadan sensarlıkta açtığınızda otomatikman zaten profilinize bağlanmış ve içeriye erişiyor oluyorsunuz. Ama hani eğer öyle bir tanımlamanız yoksa yeniden hani sign in çıkar. Yine hesabınıza giriş yapıp bu şekilde kurumunuzla Equal aracılığıyla oluşturulan, size sağlanan bütün kaynaklara erişebiliyorsunuz. Evet, şimdi çok merak ediyorum. Sorularımızı şu an %89 katılım oranıyla tamamlamıştık. Sorumuzu %50'nin üzerindeki kullanıcılarımız kütüphane proxy VPN ve diğer kütüphane çözümlerini kullanıyorlar. Harika, tebrik ediyorum hepinizi. %22'lik kısım e-mail aktivasyon yapıyor. %20 için umuyorum bu bilgilendirici bir bilgi olmuştur. Çünkü %20'miz şu an hiçbirinden haberi olmayan kısım. Umuyorum bu sayede sizlerin de bilimsel kaynaklara erişiminiz için faydalı bir bilgi vermiş olduk. Ve %16'lık kısımda Google Universal Kasa demiş. Dediğim gibi hani bu %16'lık daha fazla da olabilir. Aslında farkında olmadan da kullanıyorsunuz bu çözümü. Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Evet, şimdi demo kısmına geçeceğiz sorularımızdan önce. Ben bir soru kısmına baktım. Acil bir soru var mı diye. Şu an acil bir soru yokmuş. Hangi kanalda paylaşılacağını sormuş Özdemir Hüseyin. Hüseyin Özdemir'dir herhalde. YouTube kanalımızda paylaşacak. Bir de Zoom üzerinden size e-mail gelecek. Melih Bey aynen. Çınar Melih ya da. Scopus API ile ilgili bir soru gelmiş. Scopus API kısmı ile ilgili şimdi alanımız dışında bugün sensarlık odaklı olduğumuz için ayrıca vakit ayıramam. Ama Scopus API diye Google'a yazarsanız çıkıyor. Developer sayfası var. Developer Elsevier diye de girebilirsiniz. Orada ücretsiz API kullanımı ile ilgili bütün kılavuzlar var. Evet, e-mail gönderilecek. Bir kitaba ihtiyacım var, erişemiyorum demiş. Lütfen kütüphanenize başvurun. Google Kasa şöyle, yani bu söylediğim şey üniversite veri tabanları için. Hani ötesi için değil. Üniversite için, üniversite kaynaklarının size sağlanması için. Evet, şimdi sensarlık demoya geçebiliriz. İlk kesim bir soruları yanıtlamış olduk. Sansarek'te.com üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi kurum IP'sini, VPN'ini kullanarak uzaktan erişim seçeneklerini ya da dediğim yolları anlatarak giriş yapabiliyorsunuz. Kütüphane sayfanızda da veri tabanları kısmında zaten linki yer alıyor. Sansarek'te girdiğinizde tabii ki hani ilk aşamada nasıl başlayacağız? Yani zaten kullandığınızı düşünüyorum ama gene de hiç kullanmayanlar için şöyle göz atalım. Yani ana sayfa bu şekilde. Dört temel alanda hani en popüler ve en çok indirilen en yeni yayınları şöyle bir göz gezdirebiliyorsunuz. Arama kısmımız burası, literatür tarama kısmında kullandığımız. Bununla ilgili bir örnek yapacağız zaten. Journals and Books kısmı genelde bakılmayan bir alan. Journals and Books kısmı bizim hani sayfa üzerinden sunduğumuz tüm kitap ve
dergileri listelediğimiz yer. Hani spesifik olarak bir literatür taraması değil ama işte bir dergi takibi yapmak istiyorsunuz. Spesifik dergileri keşfetmeye çalışıyorsunuz. İşte bugünkü gene üç adımdan biri neydi? Yayın yapacağımız dergiyi seçmeye çalışıyorsunuz. O anlamda yardımcı olabilecek bir alan. Burada örneğin işte çeşitli solda filtreler var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Burada özellikle spesifik dergi ya da kitap isminde geçen kilit kelimeleri yazabilirsiniz. Alan bazlı özellikle yardımcı oluyor. Çünkü her ilgili olduğumuz alanda o anahtar kelimenin işte kitap başlığında ya da dergi başlığında geçmesi olmayabilir, geçmeyebilir. Örneğin burada fizik ve astronomi seçtik. Sosyal bilimlerde var ama bugün işte hani her örneği kapsayamayacağımız gibi sosyal bilimlerde de farklı örneğe değinirim. Ya da fen bilim, sağlık bilimlerinde. Burada da yine bu sefer hani ana başlığı, ana konu alanı seçtikten sonra alt alan seçebiliyorsunuz. Bu sefer de bunlar açılır oluyor. Mesela astronomi, yani astrofizik seçtik. Burada işte dergi kitapları görüyorsunuz. Özellikle spesifik dergileri filtreleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz hani özellikle erişmek istediğiniz. Ve herhangi bir şekilde ilgili derginin içeriği üzerine tıkladığınızda sizi artık dergi sayfasına getiriyor. Şimdi dergi sayfası kritik. Çünkü burada gerçekten hani yayın yapacağımız dergi ya da takip edeceğimiz dergiyi bulduğumuzda bununla ilgili detayları dergi sayfası bize veriyor. Örneğin burada işte atıf bazlı skorlarını görüyorsunuz. Mesela site skora göre bir makalesi ortalama 4'e yakın atıf alan bir dergi. Daha sonrasında işte buraya mesela eğer gerçekten hani yayın yapmayı hedeflediğiniz bir eğer dergi ise özellikle buradan mesela submit your article deyip bu şekilde hani geçiş yapabiliyorsunuz. Hani gerçekten hani diğer şeylerini bulabiliyorsunuz bu şekilde. Dergiye makale gönderme alanlarını. Dergiyle daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Guide for Authors'a tıklıyorsunuz. Hani gerçekten bu dergiye yayın yapmak ister, göndermek istediğinizde. Dolayısıyla burada baktığınızda Guide for Authors'ta zaten derginin istediği işte her türlü bilgiyi, içeriği bulabiliyorsunuz. Özellikle yayın gönderecekler için önemli bir nokta burası. Dolayısıyla derginin bu tür yayın kısmı ile ilgili bilgiyi de buradan bulabilirsiniz. About this journal dediğinizde yine Science Direct üzerine yani Science Direct'ten çıkıp dergi sayfasındaki gene götürür sizi. Orada incelemelerinizi devam ettirebilirsiniz. Burada hani yayın süreçleri, aim and scope dediğimiz kapsamı, yazardan beklentileri, istenen formatlar hepsini orada bulabiliyorsunuz dergi sayfasında. Yine hani ana sayfada burada hani bakmak isterseniz mesela editörel ekibini kontrol etmek istediğinizde üzerine tıkladığınızda editörel ekibini inceleyebiliyorsunuz bu şekilde. Kimlerden oluşuyor? Detaylı bilgiler veriyor editörel ekibiyle ilgili. Özellikle dediğim gibi yayın göstermek istediğinizde, göndermek istediğinizde önemli bunlar. Hani dergi sayfası dışında sayfalık üzerinde de dergi sayfasına gitmeden gene kapsamı, hangi konu alanları ile ilgili yayın kabul ediyor ve diğer konuları burada özet bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve hangi, özellikle tabii ki Türkiye'de önemli olan noktalar var. İşte nerede indekslendiği, işte bir takım sizin akademik teşvik ve promosyonda önemli hale geliyor. Abstracting and indexing kısmında da bu dergi seçiminizde önemli bir nokta. Hangi kısımlarda bu şekilde indeksleniyor, hangi platformlarda görebiliyorsunuz. Zaten önemli olan kısım sanırım sizler için şu son kısım. Dolayısıyla bunları kontrol edebiliyorsunuz. Derginin gerçekten hani hedeflediğiniz dergilerden biri ya da alanınızda gerçekten gelişmeleri takip etmeniz gereken bir dergi. O zaman işte bu dergiyi açıp açıp sürekli sansanlikte gelip buna bakmanıza gerek yok. Yine bir kısa yol göstereceğim. Alarm kurabilirsiniz bu dergiye. İşte bu alarmı kurduğunuzda da artık yeni bir sayı, yeni bir makale, article in press dediğimiz ileriki sayılarda örneğin 2022'de yayınlanacak bir makale bile bulabilirsiniz. Dolayısıyla ilerleyen 2021 dönemlerinde. Dolayısıyla article in press dediğimiz bu yeni makaleler. Bunlarla ilgili yeni yayın olduğunda SciSerk size haber veriyor. Hemen bir alarm kur dediğinizde alarmı kuruyorsunuz. Ama öncelikli olarak bunun için bir hesaba giriş yapmanızı size bekliyor. Çünkü sizi kullanıcı olarak tanıyacak ki siz kimsiniz diye.
Ona göre size alarm kuracak. Tabii bu noktada eğer gördüğünüz gibi yayınlara erişebiliyordum. Erişmek için değil ama kişiselleştirmek için hesabıma giriş yapmam gerekti. Hangilerini takip etmek istediğinizi yazıyorsunuz. Zaten hani yayınlandıkça beni bana bilgi verecek, uyarı verecek ve şu an hani bu dergiyi takip ediyor durumdayım. Aşağıya geldiğinizde bu sefer hani derginin öne çıkan ya da yeni yayınlarını kontrol edebiliyorsunuz. Mesela işte Şubat sayısında yayınlanacak, henüz yani resmi olarak yayınlanmamış makaleleri görüntüleyebiliyorsunuz. En çok indirilen, sizler gibi kullanıcılar tarafından en çok indirilenleri, son 90 günde en çok indirilen makaleleri görüyorsunuz. Hani bu da şöyle, alanınızdaki kilit bir dergi ise diğer araştırmacıların global olarak en çok indirdiği yayınlar aslında sizin kendi alanınızdaki trendler hakkında da bir fikir verecektir. Dolayısıyla şöyle bir göz atmanız sizler için önemli olabilir. Top site'da da en çok atıf alan. Yani artık hani bu kişiler indirmişler artık kendi çalışmalarında kullanıp bir de atıf referans olarak kullanmışlar bu çalışmaları. Dolayısıyla burada bunlara bakabilirsiniz. Özellikle mesela sizle ilgili olduğunu düşündüğünüz en çok atıf alan makalenin bir tanesini incelemek istediğinizde üzerine tıklıyorsunuz ve size tam metin olarak bunu açıyor. İlgili uzaktan erişim ya da kampüs erişimini sağladığımız zaman. Şimdi burada yavaş yavaş adım adım hani 3 adımı kapsayacak şekilde gidiyoruz. En son bölümde bir literatür tarama örneği gerçekleştireceğiz. Ama onun öncesinde bir makale içeriğinin ötesinde, science tarih üzerinde bizi nerelere, nasıl bir literatür pencereleri açabilir ona bakacağız. Evet, bir dergiden yola çıkarak bu makaleyi bulduk. Ama daha da fazlası var bize sunabileceği, yani bu çalışmanın sonuçları dışında, bilime katkısı dışında. Örneğin sağda recommended articles görüyoruz. Bu yine akıllı teknoloji sistemleriyle işte bu makalenin alanı ve diğer okuyucu davranışları birleştirilerek sunulmuş size bir makale örneği. Yani sizin ilgili bir kaynak bulduğunuzda diğer ilgili kaynakları da şöyle bir bakmanız, hani uzun uzun aramalar yapıp belki ulaşabileceğiniz kaynakları kolay bir şekilde keşfetmenize sağlayacaktır. İkincisi hemen altta gördüğümüz citing articles. Şimdi dedik ki bu en çok atıf alan yayınlardan bir tanesi bu derginin. Dolayısıyla yani kimler atıf vermiş, bu çalışmanın sonrasında bu alanda neler yapılmış onları görmek istiyorsanız da bu atıf veren makaleleri kontrol edebiliyorsunuz. Tabii bir adım öncesinde kontrol edebilirsiniz. Hemen referanslar kısmına geldiğinizde bu makalenin, bu çalışmanın dayandığı diğer kaynaklara da bakabilirsiniz. Burada ScienceDirect olan referansları bu şekilde article download diye hani tam metnin ScienceDirect üzerinde görebilecek şekilde listelenir. ScienceDirect makalesi olmayanlar, yayını olmayanlar Scopus'ta indeksli ise Scopus'ta inceleyebiliyorsunuz. Scopus'ta biliyorsunuz Elsevier bünyesinde. Onlarla da ilgili eğitimlerimiz, seminerlerimiz var ve gene bu ay içerisinde Scopus profil yönetimi ile ilgili bir seminerimiz olacak. Scopus sadece Elsevier değil, dünyadan 5000 üzerinde yayın evinin yayınını indeksleyen bir veri tabanı. Oradaki hani atıf ve diğer bilgilerini kontrol etmek isterseniz bu referans makalesini hemen bir record ya Scopus deyip Scopus'a bağlanabilirsiniz. Ve her ikisinde bir yer Scopus'ta da indeksi değilse ya Google Scholar ya da Crossref linkiyle yine ilgili kaynak hakkında, referans hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir linkleme sistemi çalışır. Gördüğünüz gibi makalede research data for this article var. Yani science tarih olarak daha önceki aylarda gerçekleştirdiğimiz seminerleri kontrol edebilirsiniz YouTube'dan. Özellikle araştırma verisi üzerinde durduk Kasım ayında. Ve Elsevier olarak da bu araştırma verilerini ister hani şey olsun mümkün olduğunca açık bir şekilde her makalede araştırmacı sağladığı sürece, onayladığı sürece yazar bulunduruyoruz. Dolayısıyla bunu da hani bu research datası, veri seti de veri de diğer araştırmacılar için bu konu alanında çalışacaklar için oldukça faydalı oluyor. Dolayısıyla bu tür şeyleri de yani bir makaleden yola çıkarak bile farklı farklı kanallardan bizi besleyecek bir bilgi kanalına ulaşıyoruz bilgi desteğine. Şimdi burada baktığımızda ne yaptık? Atıf verenlere baktık, referanslara baktık, öneri makalelere baktık. Aşağıda bir de bu makalenin
atıf ötesindeki yarattığı etkiyi ölçümleyebileceğimiz bir takım metrikler var. Çünkü şimdi atıf alabilmek için belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Diğer araştırmacılar onu referans olarak kullanıyor. Kendi çalışmalarını tamamlıyorlar, yayına çeviriyorlar, atıf veriyorlar. Bu belirli bir süre alabilir. Bu da bazı alanlarda trendi yakalamak açısından geç kalmış olabiliriz. Bunu yine önüne geçebilmek için mesela bu makale ve aynı zamanda bu genç araştırmacılar için de önemli bir nokta. Çünkü işte atıf sadece her alanda atıf çok hızlı olmadığı gibi bazı alanlarda da işte araştırmacıların seviyesine göre de bu değişebiliyor. O yüzden atıf dışındaki etkisi ne? Biz bunu da koyuyoruz PlanPix desteğiyle. Burada mesela atıfların dışında işte hangi şeylerde geçmiş, sosyal medyada bir etki yaratmış mı, hangi kanallarda yaratmış, işte haberlerde geçmiş mi? Burada yok ama mesela bazı haber kanallarında geçebiliyor. Bunları kontrol edebiliyoruz. View details dediğinizde bunların detaylarını da hangi kanallarda bu makale konuşulmuş görebiliyorsunuz. Bu da yine kritik bir öneme sahip. Bunun dışında baktığımızda neler var başka, ne bilgiler bana sağlıyor bu makaleden yola çıkarak? Şimdi mesela ben multidisipliner bir çalışma yapıyorum. Bu makaleyi buldum, okumam gerekiyor. Okuyorum ama bilmediğim kelimeler var, bilmediğim terminolojiler var. Bu noktada ScienceDirect yardımcı oluyor. Örneğin işte greenhouse gases mesela. Bununla ilgili herhangi bir bilginiz yoksa, farklı bir alanda çalışıyorsanız ya da öğrenciyseniz hemen üzerine tıklayın greenhouse gases ile ilgili. Sizi ScienceDirect üzerinde topic page dediğimiz konu sayfasına götürüyor. Burada konu sayfası kısmında da bunun genel olarak kısa bir tanımı, ilgili olabilecek diğer terminoloji ve yine ScienceDirect üzerinde bu konuyu anlamanızı sağlayacak özet bilimsel içerik bu şekilde sunuluyor. Gördüğünüz gibi farklı, bütün hani gene linkli olanlar yine sizi farklı bir konu sayfasına götürecektir. Tıklayıp, yani linkli olan her şeyi tıklayabilirsiniz. Bu özellikle öğrenciler için ve ders veren akademisyenlerimiz için ders programlarını eklemek için oldukça faydalı ve Türkiye'de de çok kullanılıyor. Popüler ScienceDirect araçlarından bir tanesi. Bunu PDF olarak indirebiliyorsunuz. Yine alarm kurabiliyorsunuz. Güncellendikçe size bilgi gelmesini isterseniz. Ve bunun dışında hani bu konu sayfalarına farklı yollardan erişmek de mümkün. Yani şimdi bir makaleden yola çıkarak buraya geldik. Orada gördük. Ama farklı kanallar da var. Mesela View All Topics dediğimizde bütün konu indeksini size sunuyor. Burada özellikle spesifik bir kilit kelimeyle arama yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir şekilde işte başlayan harf sıralamasına göre seçeceğiniz herhangi bir terminolojiyi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir de mesela hani herhangi bir şekilde bunu Google'a yazdığınızda ilk 5 sonuç içerisinde ScienceDirect Topic Pages geliyor. Yine oradan da yakalama şansınız var. Dolayısıyla bu da bir yine makaleden yola çıkarak bize bir bilgi kanalı sunmuş oldu. Şimdi üçüncü noktada yine bir makalede bizi bekleyen bilgi yazar bilgisi. Şimdi burada görüyorsunuz yazarları. Ne demiştik? Kilit yazarları bulmak iki açıdan önemli. Bir tanesi ortak çalışmalar yapabilmek için. İkincisi de alanımızdaki trendleri takip edebilmek için. Şimdi burada mesela yazarların üzerine tıkladığınızda sağ tarafta bir kutu açılıyor. Burada hani yazarın genel olarak kurumsal bilgisi, eğer paylaşmışsa e-mail adresi ve diğer yayınlarını görüyoruz. Ve Weaver's Scopus dediğimde, bahsetmiştim yine Elsevier bünyesindeki Scopus'ta, ScienceDirect dışındaki bu yazarın yayınlarını da Scopus'ta inceleyebiliyorsunuz bu şekilde profiline ulaşarak. Yani bu araştırmacımız Fransa'dan 61 H indeksli ve 253 tane yayını var. Dolayısıyla bunları da hepsi ScienceDirect değil tabii, farklı yayın evleriyle de var. Bunları buradan kontrol edebiliyorsunuz Scopus'a bağlanarak. Bunlar önemli dediğim gibi çünkü gerçekten uluslararası işbirliği, uluslararası bilimsel araştırmalar Türkiye'nin geliştirmesi gereken, araştırmacıların geliştirmesi gereken bir kısım. Diğer ülkelerdeki orana bakarsak ulusal işbirliğiyle ortak yazarlı yapılmış yayınlara bizim oranımız çok düşük. O yüzden hani bunu arttırırsak görünürlüğümüzün arttırması, diğer seminerlerde de değindiğimiz, hem de çalışmalarımızın daha
hem finansal hem de bilimsel anlamda daha fazla desteklenmesi için bize yeni yollar, yeni destekler açabiliyor. O yüzden bu tür açılımları da yapmak kendi alanımızda çok önemli. Şimdi kısaca burayı tamamlamış olduk. Genel olarak bakıldığında hani bir işte dergiden yola çıktık. Derginin bir makalesini inceledik. Farklı farklı bilgi kanallarıyla araştırma süreçlerimize destek olacak bilgileri aldık, topladık. Şimdi bir de literatür taraması örneği yapalım. Örneğin bu makaleyi buldunuz ama siz bu ve benzer daha ne makaleler var Science-Tarik üzerinde bilmek istiyorsunuz. O zaman işte Science-Tarik ana sayfası ya da Science-Tarik üstteki şu arama butonunu kullanarak gidebiliyorsunuz. Ya da şunu da kullanarak gidebilirsiniz, basit arama. Hemen burada mesela neyi seçelim? Bugünkü satellite altimetreyi kopya çekelim anahtar kelime olarak. Ve ana sayfada başlayalım. Bu makale örnek olarak bizde kalsın diye. Şimdi kilit aramalar, yani kilit noktalar literatür taramasında nerede arama yaptığımız, yani arama ne, hangi içerikte arama yapıyoruz, nerelerde arama yapıyoruz bilmemiz önemli. Şimdi Science-Tarik'te arama yaptığımızda keywords kısmında ilk açılan sayfada Science-Tarik bir tam metin veri tabanı olduğu için, yani sadece indeks değil, içeriklerinin bütün full versiyonunda arama yapıyor. Bu önemli. Yani bu şu demek oluyor, daha çok sonuç getiriyor. İkinci noktada tabii ki hani nerede arama yaptınız? Şimdi burada keywords arama yaptığınızda bütün metinde, yani sadece özetinde, anahtar kelimelerinde değil, makale ya da kitabın hepsinde arıyor. Bunları bilmek önemli arama teknikleri geliştirmek için. Dolayısıyla bu Science-Tarik için değil. Nereden arama, literatür taramasına başlıyorsanız başlayın, mutlaka özelliklerini bir bilin. Nerede arama yapmanız gerektiğini bilin. Bugün göstereceğim ipuçları 3 aşağı 5 yukarı diğerleri için de geçerli. Hani bazı işte şimdi mesela çift şey koyacağız, işaretler koyacağız. Onlar mesela hani olmayabilir ama hepsinin hani özellikler kısmında arama, daha iyi arama nasıl yapabilirim, işte ileri arama nasıl yapılır gibi şeyleri var bütün platformların. Lütfen bir orayı kontrol edin. Şimdi ilk bununla ilgili aramayı yapalım. Satellite altimetre olarak hemen arama butonuna basıyorum. 6200 sonuç getirdi. Çok fazla ve çok genel. Yani bunda ben soldaki filtreleri kullansam bile bilmişim zor. Yani ilgili olanı bulmam için tek tek abstraktlarını kontrol etmem gerekiyor. Ve bütün şeyde aradı. Şimdi yavaş yavaş ipuçlarıyla gidelim. Daha ilgili sonuca nasıl ulaşabilirim diye. Öncelikle bu çift araçları koyuyorum. Bunu şu mesajı veriyorum. Şimdi bunu koymadan önce şöyle aradı. Satellite and altimetre. Yani hem satellite hem altimetre geçen her şeyi getir. Yan yanında geçebilir, ayrı ayrı da geçebilir. Yani and and not or, boolean bağlaçları dediğimiz, genişletmek ya da daraltmak için kullandığımız bağlaçlar var. Bunları koymasak bile sistem herhangi bir böyle işaret koymadığımızda o şekilde arar. Şimdi ben bunları koydum, diyorum ki bunların yan yana geçenleri bana getir, ayrı geçirmesin. Ben bir key phrase olarak arıyorum diyorum, bir kelime grubu olarak arıyorum diyorum. 6000'den 3000 küsüre düştü. Yani birazcık da azaltmış oldum. Hala yapabileceğim şeyler var. O yüzden Advanced Search'e gidiyorum. Çünkü daha fazla alana bu şekilde açılan bilgi eklerseniz sizin spesifik alanınızla daha ilgili şeyler bulmanız artıyor. İster genişletebilirsiniz, ister daraltabilirsiniz. Mesela buradan yine kopya çekelim. Sea level changes ya da şuradaki aynı şekilde keywordlerden de bakılabilir. Sea level changes diyelim. Mesela diyorum ki evet, metnin içeriğinde satellite altimetre geçsin ama özellikle yayının başlığında, özetinde ve yazar tarafından belirlenmiş anahtar kelimelerinde sea level changes olsun diyorum. Bir de böyle deneyelim. 189'a düştük. Yani 6000'de başladık, 200'lere düştük. Hala mesela benim için çok da bu daraltılmışsa ters yoldan gidebilirim. Mesela keyword'de ne vardı? Climate change. Biraz daha genişletmek istiyorum. O zaman diyorum ki or diyorum. Yani deniz seviyesi değişiklikleri olsun ama aynı zamanda iklim değişikliğiyle de ilgili olabilir. O da benim konu alanımı kapsıyor. Yani or'u kullanarak ne yapıyorum? Genişletiyorum. Ve search diyorum. 189'dan 376'ya çıktı. Yani biraz daha genişletmiş oldum. Yani bu tür teknikleri kullanmanız önemli.
Bunları siz istediğiniz gibi genişletebilirsiniz, daraltabilirsiniz. Elbette ki belirli bir limiti var. Hani çok fazla sistematik literatür taraması yapanlar da limitle karşı karşıya kalıyorlar ama o da hani sağlıklı veri getirebilmek için o limitler var. Hani birkaç bölüme bölerek yapabilirsiniz. Bu şekilde işinize yarayacaktır. Ama bu ilk seferde tamam buldum her şey olmuyor. Deneme yanılma yoluyla benzer makalelerdeki anahtar kelimeleri kullanarak hani biraz inceleyerek tabii ki siz kendi alanınızda buna ulaşabileceksiniz. Tek seferde olmayabilir. Sol taraftaki filtrelerle daha da daraltma yapabilirsiniz. Buradaki yıl filtrelerini uygulayabilirsiniz. İşte sizin için son gelişmeler önemliyse son 3 yılı filtreleyebilirsiniz seçip. Özellikle baktığınızda alan sınırlaması yapabilirsiniz mesela. Ben de dersiniz ki özellikle enerji alanında 2 tane varmış mesela. Onlar benimle ilgili olabilir spesifik. Ya da mühendislik ya da sosyal bilimlerle de mesela. Multidisipliner çalışmalar sizin için şu an sosyal bilimlerle ilgili de hepimizi kapsayan bir katılımcı kitlemiz var şu an. Bu şekilde bir inceleme yapabilirsiniz. Bununla ilgili mesela baktığınızda yine bir kısa yol bir ipucu. Bunu tekrar tekrar yapmanıza gerek yok. Yani zaten dedim ya erişmeniz gereken bir, yani elinizde size sunulan bir sürü platform var. Oturup sadece Science Direct'te kullanmanız da doğru değil. Çünkü farklı yayın evlerinin farklı bilimsel içerikleri de var. Ama Science Direct'te bunu bir kere yapmanız yeterli. Bunu yaptıktan sonra bir alarm kuruyorsunuz. Ses Search Alert diye. Burada mesela işte Climate Change diyelim. Ondan sonra diyorsunuz ki bana haftalık ya da aylık olarak bu yaptığım aramaya bağlı olarak yeni bir içerik eklenirse Science Direct'te bana haber ver. İşte bu noktada artık yeniden bu taramayı yapmanıza Science Direct'te gerek yok. Aylık olarak Science Direct size yeni bir içerik varsa e-mail ile gönderecek. Yani bir daha Science Direct'te ilgili bir içerik ile karşılaşıncaya kadar ya da farklı bir alanda tarama yapıncaya kadar girmenize gerek yok. Burada baktığınızda hani genel olarak hani abstraklardan inceleme yapabiliyorsunuz bu şekilde. Hani illa biraz önce yaptığımız gibi makale içerisine girmeden de fikir sahibi olmak için ve ilgili olduğunu ve indirmek istediğiniz tam metinleri özellikle şu yeşil işareti gördüğünüz her şey açık erişimde full text access tam erişiminiz var demektir. Ve birden fazlasında aynı anda bu şekilde indirme şansınız vardır. Şu an en benim aramama göre akıllı sıralamada ama yayın yılına göre de sıralama şansınız var. Şimdi burada bakıldığında bugünkü konuşacağımız adımlardan biri neydi? Yayın yapacağımız dergiyi tespit etme. Şimdi burada baktığınızda evet bu aramayı yaptınız, bu konuyla ilgileniyorsunuz, Science Direct'teki yayınları gördünüz. Peki siz bu alanda yayın yapacaksanız hedeflediğiniz Science Direct dergileri neler olabilir? Bir dergiden yola çıktık ama başka hangi dergiler var? Burada mesela article type kısmına geliyorum. Kitap içerikleri beni ilgilendirmiyor. Çünkü review article da beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben bir araştırma makalesi yayınlamak istiyorum. Araştırma makalesini limitledim. Ve araştırma makalesini limitledikten sonra publication title kısmına geldiğimde işte burada gördüğünüz dergiler bu alanda yayın yapan sizin yaptığınız arama kapsamında size sıralanmış oluyor. İşte bu noktada artık bu dergiler sizin inceleyeceğiniz, belki de yayın yapmak için potansiyel görebileceğiniz dergiler. Mesela çok bu dergi var. Ona limitlediğinizde sadece bu derginin makalelerini görüyorsunuz ya da özellikle buraya gelip Global and Platinum Change dediğinizde yani yayın üzerine tıkladığınızda yine ilk aşamada gösterdiğimiz dergi sayfasına sizi götürüyor. Bu şekilde hani tespit edip gerçekten hani ilgili olabilecek dergileri inceleme şansınız var. Şimdi burada en önemli nokta evet şimdi bir tarama yaptık, ilgili dergileri keşfettik. Ondan sonra iş yine bize düşüyor. Yani bunların içeriğini inceleyeceğiz, yayınlanmış makalelerine bakacağız. Gerçekten şansımız nedir, bizimle ilgili mi? Artık bu noktada benzer yayınlar neler yayınlanmış, bize örnek olabilecek, kendi yayınımızı karşılaştırabileceğimiz ya da stratejik olarak sonraki adımlarımızı belirlememize destek olacak örnekleri de yine bu derginin makaleleri oluşturuyor. Daha fazla bilgi için zaten nereye bakacağımızı söylemiştik. Şimdi bir diğer nokta da evet Science Direct üzerinden girerek Elsevier'de yayın yapabileceğimiz farklı dergileri bulduk. Ama şöyle bir yol da izleyebiliriz. Science Direct üzerinden değil de bizim Journal Finder diye bir sayfamız var. journalfinder.elsevier.com Burası sizin hali hazırda
bir çalışmanız varsa o çalışmanızın işte başlığını, özetini girdiğinizde bu işte kelime çakıştırması yapıyor ilgili Science Direct dergilerin yayınlarıyla. Yani sadece bir makine önerisi tabii ki, hani o kapsamda da düşünmek lazım. Sizin çalışmanıza uygun olabilecek bu hani kelime çakışmasıyla dergileri size listeliyor Science Direct üzerindeki. Eğer mesela hani bir abstraktım bile yok daha diyorsanız, mesela farklı örnekler yapalım. Mesela sosyal bilimler yapalım. Sosyal bilimlere tıkladığınızda size örnek bir başlık, işte abstract, keyword ve alan seçiyor ve find journals diyorsunuz. Bu noktada size bu alandaki, yani bu yaptığınız, girdiğiniz işte özet ve anahtar kelime alan seçimleri kapsamında Science Direct'le çakışan 33 dergi buldu mesela. Sizin için farklı olabilir. Burada baktığınızda filtreleri uygulayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. İşte site skoruna göre işte makale başı atıf sayısı ya da impact faktör, yine Web of Science'ın metriği. Time to first decision mesela, bu sizin için önemli olabilir. Bu da şunu gösteriyor hani, yani akademik teşvik için zamanınız kısıtlıysa bu anlamda gerçekten ilk karara bile çok uzun bir zaman, çok işte hafta geçiyorsa bunları filtrelemek isteyebilirsiniz. Ve time to publication belki yine bunun için zamanlama açısından sizin için önemli olabilir. Açık erişim olup olmaması sizin için önemli olur. Belki açık erişim bir dergi istiyorsunuz. Bunlara göre filtrelemeleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki mesela bana şu an sunduğu çakışan dergilerden bunları görüyoruz. Ve bu dergilerle ilgili daha fazla işte şuradan mesela gene atıf başı, makale başı atıf. Yine aynı şekilde site score, Scopus'un metriği, Web of Science'ın metriği, kabul oranı %5, kabul oranı %11. İlk şeye, yani hakem sürecine geçip geçmeme durumu 2 haftada haber veriyorum diyor ortalama. 3 haftada diyor. Yayın, yani kabul edildikten sonra durumuna göre işte, yani kabul edilme durumu olduğu söz konusunda ne kadar zaman alıyor yayına kadar? 9 hafta, 12 hafta. Bunlar ama ortalama sayı. Daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Yayına göre değişir. Daha fazla bilgi sahibi olmak istediğinizde bu oka basıyorsunuz. Daha da bilgi veriyor. Mesela bunun alt detaylarını buluyorsunuz. İşte konu alanı, en son makaleleri, yine derginin kapsamı. Daha fazla bilgi için yine dergi sayfasına gidebilirsiniz. Burada mesela yine daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz şuraya tıklıyorsunuz ya da bunların üzerine de işte ambargo süresi var mı? Bu da sizin için önemli olabilir. Açık erişim yayın modelini destekliyorsa işte ne kadar bir makale ücreti isteniyor. Ve bir historical data'ya tıkladığınızda ya da onlardan birine tıkladığınızda bu sefer size dergilerle ilgili bir yazar açısından önemli olabilecek bilgilerin sunulduğu sayfaya götürüyor. Burada şimdi bu dergiyi inceliyoruz ama sizler farklı Elsevier dergilerinde buradan bulup inceleyebilirsiniz. Şunlar çok önemli. Derginin etkisi. Yani skorları nedir? Impact faktörü nedir? Site skoru nedir? Trendleri nasıl? Mesela bu dergi 2015'te günümüzde gerçekten impact faktörünü 4.7'ye çıkarabilmiş bir dergi. Yani bunlara bakmanız lazım mesela metriklerine. Neler? Bunlar da yazıyor. Aynı şekilde Scopus'un site skorunda neler yapmış? Bunu görüyorsunuz. Ondan sonra işte 5 yıllık bir pencereden bakabilirsiniz. Farklı işte Aging Factor gibi ya da işte Source Normalize, bu da Leiden Üniversitesi'nin, SciMego, mesela SciMego'nun İsmail'deki araştırma kuruluşunun metriği. Hani metrik açıklamalarını da burada veriyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Çünkü yayın yapacağınız ya da okuyacağınız dergiyi seçerken bu tür niteliksel olarak performansını kontrol etmeniz kritik. O predatory, işte şaibeli dergilerden uzak durmak işte bu yüzden önemli. Speed dediği de dediğim gibi yazarlar için çok önemli. Review speed ve online article publication type gibi sizler için kritik öneme sahip noktalarda ortalama hafta değerlendirme sürelerini verir haftalık bazda. Mesela 2016'da mesela son karara varıp 12,5 haftayken bu iyileştirilmiş bu dergide ve 5.9'a, yani 6 haftaya düşürülmüş ortalama olarak. Yani bu anlamda da aslında kendini değerlendirme sürelerinde geliştirmiş bir dergi. Ve reach dediğinizde de author ve downloads'a baktığınızda da hani nerelerden dünyada indirme alıyor bunu görüyorsunuz. Bu da sizin için mesela bu dergide yayın yaptığınızda
dünyada ulaşabileceğiniz kapsamı gösteriyor. Bu da sizin için önemli dergi seçiminde. İndirmelere baktığınızda Çin başı çekiyor. Şaşırtıcı değil. İngiltere, işte Amerika, Hindistan, Almanya ve Türkiye de 10. sırada geliyor. Düşük değil. İlk 10'da Türkiye. Yani Türkiye'den de okuyucu kitlesi olan bir dergi. Bu da sizin için önemli olabilir. Yazarlarına baktığımızda da yazarları nereden geliyor? Onu da inceleyebiliyorsunuz. İlk başta en çok okuyan Çin'di. En çok burada yayın yapan da Çin. Ama gördüğünüz gibi değişti. Bir anda yayın yapanlar da Güney Kore geldi. Bence Türkiye'nin çok ciddi rakiplerinden bir tanesi şu an. Hani Çin'in geçmiş durumda bence. Çünkü nitelikli yayın da yapıyorlar. Ve bu şekilde görüyorsunuz ama Türkiye'ye bakalım 11'le. Yani bu da çok iyi. Yani Türkiye hem okuyor hem de bu dergide Türk araştırmacılar yayın yapıyor. Bu açıdan da sizler önemli. Yani gurur verici, şu an ben de ilk kez gördüm. Yani tesadüfen bunu gördüm. 11. ben aslında yani burada olmayacak diye kendimi hazırlamıştım ilk 20'de. Türkiye'den yazarların 11. sırada yer aldığı beni şu an gururlandırdı. Dolayısıyla bu tür şeyleri de inceleyebiliyorsunuz. Science dergileri için hedeflediğiniz yayın yapmayı. Bence işin başında olsanız da buraları hedefleyin. Yani gerçekten motivasyon kaynağı. Tabii ilk başta gerçekten hani araştırmacılar hayata yeni başlayanlar için bunlar hayal gibi gelir ama değil. Buraları hedefleyelim. Gerçekten gördüğünüz gibi global bir bilim dünyasına erişmek için bu tür global dergilerde yayın yapmak için, yayın yapmak bizim için çok önemli. Dergi seçimi çok kritik. Şimdi bunu da gördükten sonra yani mesela burada baktığınızda da şöyle bir size de şey yapayım. Yine yazarlarla ilgili bir bakış açısı da sağlayalım. Mesela Advances'in biraz önceki derginin adı neydi? Şununla ilgili arayalım. Dedi ki Türkiye 11. sıradaydı yazarlarda. Şöyle bir arama yapalım. Advanced Search'e geldi. Merak ettim şimdi bunu. Şimdi mesela In This Journal Book Title'a bunu girdim. Şöyle gidelim. Biraz gördüğünüz gibi Andy Young Foyle kullandığı için çıkmayabilir ama böyle denedim. Ve Author Affiliation'a Turkey dedim. Yani yazarlar Türkiye'den yayınları kontrol etmek istedim. 45. Mesela 45 yayın var Türk araştırmacılarında. Dolayısıyla bunları da inceleyip kimler yayın yapmış görebilirsiniz Türkiye'den. Dolayısıyla bu adımı da hani dergi seçiminde Science Direct ve ötesinde ne tür kanallardan bunları kontrol edebiliriz Elsevier'le yayın yapmak için buna da değinmiş olduk. Son değineceğim nokta biraz da hani şu an alarmları kullandık ama bu alarmları nasıl yönetebilirim sorusu. Onu da şöyle profilinize giriş yapmış oluyorsunuz zaten bu tür alarmları kurmak için. Manage Alerts kısmı var profilinizin altında. Buraya tıkladığınızda bütün oluşturmuş olduğumuz alarmları görüyorsunuz. Mesela bunlar benim takip ettiğim süreli yayınlar. Bunları buradan değiştirebiliyorum. İşte yani düzenleyebiliyorum, silebiliyorum ondan sonra çeşitli şekillerde. Bu da search dediğim mesela yaptığım aramalara kurduğum alarmlar. İşte haftalık ya da aylık olarak. Bunları da silebiliyorum ya da düzenleyebiliyorum buradan. Burada bir diğer nokta, mesela işte bu tür takip ettiğiniz süreli yayınlar varsa ana sayfada, bakın şu an değişti, ben hesabıma giriş yaptıktan sonra arayüz değişti. Şu an benim takip ettiğim dergiler öne çıktı. Bu da gerçekten ilk açtığınızda Science Direct'te size kişisel özelleştirilmiş bir ekran açılıyor. Bunlar benim takip ettiğim dergiler, aralarında geçiş yapabiliyorum. Ve geçiş yaptığımda gördüğünüz gibi bu derginin, The Lancet Digital Health'in en güncel yayınlarını hiç dergi sayfasına bile gitmeden açtığım ana sayfada çık çık böyle kontrol ediyorum. Çok gerçekten kolay bir şekilde en son yayınlarını kontrol ediyorum. Yani böyle bir kişiselleştirme de sizin işinize yarayabilir. History kısmı işte en son incelediğiniz makale ya da kitap bölümlerini gösteriyor. İşte şunu beraber incelediğimiz burada. Bunları silebiliyorsunuz, dışarıya aktarabiliyorsunuz. Yani bir yerde kaldım ama nerede kaldım dediğinizde işte mesela ben dönüp de işte en son 9 Şubat'ta neye bakmışım ona bakabiliyorum. Bu şekilde en son tarih mesela 8 Ekim'e kadar olanları görebiliyorum. Eğer istemezseniz bunları tutmak, bunu off konuma getirebilirsiniz. Ve son olarak recommendations kısmı. Bu da gene kritik ve mutlaka önerdiğim bir özellik. Aynı alarmlar gibi. Bu da şu, kullanıcı profilinize girip yaptığınız kullanıcı yani arama aktivitelerini
yine yapay zeka gibi sistemlerle çatıştırıp size önerebilecek kişisel olarak bu arama aktivitelerinizi, aramalarınıza uyumlu içeriği sunuyor. Yine bu da tekrar tekrar literatür tarama yapmanızı ya da yaptığınızda kaçırdığınız olabilecek alakalı ilgili içeriği size buradan sunuyor. Buradan kontrol edebilirsiniz veya gene girip buraya mı bakacağım diyebilirsiniz. Preferences kısmı, özellikler kısmına geldiğinizde şunu e-mail uyarı sistemini on konumuna getirdiğinizde artık haftalık olarak size Science Direct şu 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 içerik seninle alakalı olabilir diye elektronik postayla bilgi veriyor. Yani spam gibi düşünmeyin, haftalık gelecek. Şöyle bir 30 saniye göz gezdirip başlığından ilginizi çeken varsa tıklayıp bakabilirsiniz. İlginizi çeken yoksa direkt silebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sizin zaman kazandıracak. Yani tekrar tekrar dur ben bir Science Direct'e gireyim bu hafta demek yerine sizi ilgili içerik varsa uyaracak. Dolayısıyla yeni bir konu alanında çalışmaya başlayıncaya kadar hani Science Direct'e özellikle girmenizi gerektirecek bir durumu ortadan kaldırmış olacaksınız. Evet, bu şekilde bugünkü altını çizmek istediğim noktaları tamamlamış olduk. Şimdi bir genel bilgilendirme kısmına geçeyim. Sonra da sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Dediğim gibi demo kısmında mümkün olduğunca size ilgili içeriği sunacak ipuçlarını paylaşmaya çalıştım. Dergi seçimi konusunda farklı veya da Science Direct üzerinde nelere bakmamız gerektiğine değindik. Ve kilit yazarları bulma konusunda da yine bir takım adımları göstermeye çalıştım size. Şubat ayında bu ay önümüzdeki hafta Scopus yazar profilleri yönetimi var. Scopus bir indeks dediğim gibi. Science Direct'ten farklı ama Elsevier bünyesinde. Elsevier dışındaki yayın evlerinin yayınlarını da kapsayan bir indeks. Ve burada eğer indeksli bir yayında, kitapta, dergide yayınınız varsa otomatik yazar profiliniz oluşuyor. Ve şu an özellikle biliyorum birçok üniversitesi Scopus yazar profilini yani bildirme gerekliliği sunuyor bir takım şartların içerisinde. İşte ya da işte bir dergiye makale gönderdiğinizde aynı ORCID ya da ORCID diye geçen ORCID kısmında da ORCID olarak da geçiyor açısından da Scopus ID de istenebiliyor. Ve bunlarla ilgili hani nasıl yönetebilirsiniz işte farklı profillere dağılmış bir yazarsanız onları nasıl birleştireceksiniz bunlara değineceğiz. Bunu koydum çünkü tek tek üniversitelerden çok talep geliyor. Dolayısıyla böyle bir genel seminer yapma gereği doğdu. Daha önceki seminerlerde de değindik yani hiç değinmediğim bir şey değil ama yani çok fazla halen geldiği için yeniden koyduk. Ve her ay olacak Mendeley soru cevap. Şimdi Mendeley daire eğitim artık düzenlemiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Zaten bütün verilebilecek eğitimleri verdik. Bütün platform ve araçlar için YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Ama tabii ki kullanım sırasında bu eğitimlerin ötesine geçen kişisel sorular oluyor, sorunlar oluyor, öneriler oluyor. Bunları sizlerle tartışmak için her ay mutlaka bir Mendeley soru cevap oturumu koyacağız. Bu ayki 24 Şubat çarşamba 3.30'da. İnteraktif olacak. Yani öncelikli olarak formda belirtilen soruları yanıtlayacağız. Sonrasında da anlık sorulara geçeceğiz. Mendeley'i kullanıp da hani sorularınız varsa bu oturuma katılıp beraber görüşebiliriz. Katılırsanız. Dediğim gibi YouTube, Elsevier Türkiye YouTube diye girdiğinizde zaten Google'da da çıkıyor. Bütün seminerleri buraya koymaya çalışıyoruz. Eksikler olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Tamamlıyoruz. Ama yani düzenli bir şekilde de koymaya çalışıyoruz. Burada ilgili genel kapsamlı seminer eğitimler denilenler araştırma odaklı seminerlerimiz. İşte literatür tarama, görünürlük artışı, iyi bir makale ya da tezden makaleye çevrim, veri makaleleri gibi. Diğerleri de fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanında spesifik o alana özgü alanlarda yaptığımız aramalara dayalı eğitimler, seminerler. Mendeley eğitimleri ve işte kısa Scopus eğitim videoları. O kısa videoları da arttıracağız bu sene. Researcher Academy. Yine size önereceğim alanlardan bir tanesi. Bizim platformumuz ücretsiz Elsevier'in. Burada araştırma sürecinizde, yayın sürecinizde mesela hakemlik nasıl hakem olunur? Hakem olmak istiyorum ama bilmiyorum. İşte yayın sürecinde, görünürlük artışında neler yapmam? Bizim ekip içeriği hem de önde gelen Cell, Lancet gibi dergilerin baş editörlerinden seminerler var. Yani hani hedeflediğiniz o dergilere hani
neler bekliyorlar editörler? İlk ağızdan dinleyebileceğiniz seminerler burada ücretsiz olarak sunuluyor. Canlı olanlar da oluyor. Burayı takip etmenizi, incelemenizi öneririm. Mesela hakemlik süreciyle ilgili sertifikalı bir program da var peer review'un altında. Dolayısıyla hani burada gerçekten sizler için faydalı olacak bir akademik kariyer bloğu ve ötesini bulabilirsiniz. Bizi takip etmeyenler için kütüphane ekiplerimize önce teşekkür ediyoruz. Bizim duyurularımızı yapıyorlar. Biz yerel kanallarımızdan da bu tür eğitimleri, içerikleri ve özellikle araştırma süreçlerinizi destekleyecek faydalı bilgileri Elsevier Türkiye Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan paylaşmaya çalışıyoruz. Takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Ve kritik nokta bazıları için sertifika kodu. Bugünkü seminer için katılım sertifikasına ihtiyacı olanlar için şimdi şu tam ekrandan çıkayım. Bu şimdi paylaşacağım. Linke beraber de gideceğiz. Kitap yazarlığı sertifikası için sertifika yoktu. Gökşen Hanım. Şimdi bu linke girdim. Ondan sonra bu girdiğim sayfada Claim Your Certificate kısmı var. Workshop kod alanına da. Şimdi göndereceğim kodu giriyorsunuz. Şimdi not alamazsınız. Önemli değil. Bir hafta içerisinde gelecek e-mail'de yine bu link ve kod olacak. Bütün katılım, canlı katılım gösterenlere. Beraber de gidelim bu sayfaya. Çalışıyor mu çalışmıyor mu da kontrol edelim. Evet. Burada o biraz önce paylaştığım kodu buraya giriyorsunuz. Submit'e tuş atıyorsunuz. Şurada mesela ben de sizinle beraber o adımları gerçekleştireyim. Evet. Buraya kodu giriyorsunuz. Submit diyorsunuz. Ne istedi benden? Bir hesaba giriş istedi. Ama ben de otomatik tanımlandığı için otomatikman beni hesabıma yaptı. Ama sizler hani hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hiç hesabı olmayanlar da oluşturacak ama bu şöyle tek hesap sistemi olduğu için en seviyerde hani Scopus, ScienceTrack, Mendeley, Research Academy hepsi için aynı hesap oluyor. Yani burada şimdi hiç hesabınız yoktu ve hesap oluşturduysanız aynısını ScienceTrack'te ve Mendeley'de de Scopus'ta da kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradan indiremiyorum diyeceksiniz ama şu an hazırlanıyor. Hemen olmaz. Yani bir 5 dakika falan alıyor galiba. Zaten indirdiğinizde de yani hazır olduğunda da size haber geliyor ve şurada da gördüğünüz gibi hazır oldu hemen 5 dakika. Bak download PDF yani 2 dakika sürüyor. Download PDF dediğinizde de şu şekilde benim de kendi seminerime sertifikam olmuş oldu. Bu şekilde sertifikanızı indirebiliyorsunuz. E-mail yoluyla da size bildiriliyor hazır diye. Aynı şekilde mesela ana sayfaya gittiğinizde de güzel bir şekilde profilinize tıkladığınızda şöyle sayda saka tıkladım ben. Bizim bütün aldığınız sertifikaları böyle dizi dizi görebiliyorsunuz. Bunlar benim örnek kendi yaptıklarım hepsi. Birçoğu ama yani Research Academy'de izleyip de aldığım sertifikalarım da var. Dolayısıyla bunları böyle burada Show All Certificate deyip de bütün sertifikalarınızı da görebiliyorsunuz. Evet. Ha, bu sayfaya gitmeden önce bir de şöyle bir şey var. Tekrar şu sayfaya gidelim. Önemli bir şey. Ay nereye girdim ben? Kodu girdim. Çok pardon. Şuradan tekrar girelim. Bu sayfada bir de şöyle göstermeyi unuttum. Anket var. Take the survey. Take the survey deyip anket doldursanız çok memnun oluruz. Ya 3-4 dakikanızı alacak. İngilizce çok özür dilerim. Henüz Türkçesi yok. Ama bizi değerlendirmeniz için önemli. Hani emek veriyoruz. Sizlerden de iyi kötü görüşünüzü öğrenmek, ona göre gerekiyorsa kendimizi geliştirmek açısından bildiriminiz bizim için önemli. Hani vakit ayırsanız çok sevinirim. Evet, soru cevaba geçebiliriz. Doğan Bey sormuş. Bu dergide her yukarıda makale yayınlayabiliyor muyuz? ScienceTrack web sitesi... Yok, farklı soruymuş. Doğan Bey sorunuzu anlayamadım. Her halükarda makale yayınlamıyoruz derken halükar ne anlama geliyor onu bir açıklayabilir misiniz? Hani o kısmı ben şu an hani çok şey anlattığım için kafamda kalmıyor. Bir daha sorabilir misiniz soruyu? Berna Hanım sormuş.
Sansarak web sitesi yazınca direkt mail ve şifre çıkıyor. Üniversite bildirimiyle giremiyorum. Yani normalde Sansarak'ta zaten girememeniz mümkün değil. Çünkü Sansarak'taki açık erişim makalelerden dolayı Sansarak'ta herkes erişim sağlayabiliyor. Ama içeriğine sadece açık erişim olanları içeriğine, hani kütüphane sayfası ya da uzaktan erişimle bağlanmasın, sadece açık erişim makaleleri görürsünüz. Onu yani ya kütüphane ekibinize danışın diyeceğim ama onların da yapabileceği bir şey. Yani normal sansarak.com'a girmeniz lazım. Üniversite bilgilerim ne giremiyorum. Yani çok Berna Hanım, ben de yine bir soruyu tekrarlarsanız nasıl yardımcı olabileyim? Feride doğru söylediysem hanım sormuş. 2500 dergiye full text ulaşabiliyoruz. 2500 de tabii ki, yani çünkü 2200'e zaten erişiyorsunuz, 95 sonrası bir de tabii açık erişimler var. Dolayısıyla evet, iki, yani erişemediğiniz dergiler de var. Yani mesela bizim Society dergi dediğimiz dergiler var. Onlar hani bizim şu an sunulan koleksiyonların içerisinde yer almak istemeyen dergiler. Onlar ayrı abonelik gerektiriyor. Bunlardan bazı kurumlarda var, bazı kurumlarda yok. Bunlara erişemeyebiliyor olabilirsiniz. Bunlar genellikle tıp alanında. Ama onun dışındakilerinin %90'ına erişiyorsunuz. Doğan Bey tekrar yazmış. Dergide makale yayınlayabilmemiz için sadece derginin kurallarını uygulamak, ancak başka bir şey yapmamız gerekiyor mu? Teşekkür ederim. Ya şöyle ki, tabii ki hani kurallara uymak, kapsama uymak, benzer yayınlanmış makalelerin niteliğinde, konu kapsamında ve formatında yayınlamak, bunlar şekilsel gereklilikler tabii ki. Ama baktığınızda içeriksel olarak da çok önemli. Yani gerçekten o bilimsel çalışmanın orijinal ve bilime katkı sağlıyor olması lazım. O konuda da dergi politikası ve dergideki bir hakemlik süreci söz konusu tabii ki. Dergi editöryel ekibi de değil. Hani editöryel ekip bu tür formatsal açıdan ilk kontrolü yapar. Ondan sonra hakemlik süreci başlar. Hakemlerin değerlendirmesi, derinlemesine olur. Konu çalışması gerçekten bilime orijinal bir katkı sağlıyor mu, sağlamıyor mu diye. O konuda iş çalışmanızın gücüne dayanıyor. Bunlar da varsa tabii ki. Platforma giriş yaptıktan sonra derginin bir kısmını veya tamamını indirmemiz mümkün mü? Evet Eser Hanım. Coşkun Dilcan Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım şöyle, Open Access bir yayın modeli. Şöyle ki, okuyucu değil yazar ödemeli model gibi düşünün. Ya da tamamen hani bu altın yol oluyor. Bir de yeşil yol var. İşte kurumsal arşivlerde yer alan formatlar. Orijinal hani full versiyon değil de preprint dediğimiz versiyon. Ama işte dergilerdeki biraz önce benim değindiğim açık erişim model, altın yol açık erişim model ve yazar ödemeli oluyor. Ama bütün kullanıcılara dünyadaki açık oluyor. Bununla ilgili hem TÜBİTAK'ın Open Access, açık bilim, açık erişim diye yazdığınızda bir sürü dokümanı var. Türkçe TÜBİTAK'ın. Aynı şekilde Elsevier'in var. Elsevier Open Access dediğinizde bütün bilgileri sunuyoruz. Ve bununla ilgili de benim seminerim var. Yine YouTube'dan kontrol edebilirsiniz. Uzaktan erişim ayarlarına ulaşmak için linki paylaşabilir misiniz demiş denmiş. Ya sayfanın en altında remote access var ama bir de şunu herhalde paylaşmamı istediniz, onu paylaşayım. Şunu paylaşalım. Paylaştım. Scopus ayrı bir eğitim. Scopus'ta da nasıl atıf bakılır ve YouTube videolarımı izlemenizi öneriyorum. Orada hep anlatıyorum. Var Scopus eğitimlerimde. Sultan Hanım sormuş. Makale editör incelemesinde bekleme süresi var mıdır? Tabii her derginin kendi bekleme süreleri paylaştım ya, farklı farklı tabii ki var. Ama yani her derginin değişir. Sansarek'te de yani gördüğünüz 2500'ün üzerinde dergi var. Her birinin farklı editöryel ekibi var. Hepsi değişir. Hepsi farklı bir yapı. Ve hep yani aktif akademisyenlerden oluşuyor. Elsevier çalışanları değil. Hanife Hanım, hangi link yoksa erişim olacaktır, onu bir açıklar mısınız? Set alert kısmında sadece yayınlanan mı görebilir? Dergi ya da yayın evine gelecek diye yayınlanacak konular, başlıklar için makale göndereceğine dair bilgi alınabilir mi? Hayır, yani alert kısmı sadece yayınlananlar için geçerli. Hani ileriki de neler yayınlanacak, stratejisi nedir gibi şeyler, o bilgiler
Yani derginin ekibine bağlı, biz de bilmiyoruz. Dolayısıyla o konuda hani dergi ekibiyle görüşmek gerekiyor. Yani o derginin belki editörler ekibine orada başvurabilirsiniz. Hüseyin Bey, Özdemir Bey ya da onu, yani Sanayi üye olduğumuzda VPN üniversite içerisinde sağlama sistemi tam sağlıyor mu diye sormuşsunuz. Yüksek lisansta, yani şöyle, kurumun mail adresini kullanıyorsunuz, o dediğim uzaktan erişim adımlarını izlediğinizde Sanayi için o uzaktan erişimi kurabiliyorsunuz. E-mail erişime bağlı, ama sorunla karşılaşırsanız hani VPN vesaire detaylı lütfen kütüphane ekibinizle danışın, onlar benden daha iyi yönlendirecektir. Sultan Hanım, Nurse Education Practice gönderili 10. hafta bitti, hala editörde kalmış. Yani Sultan Hanım şöyle, yani sorun hani eğer orada belirtilen ortalama ilk cevap süresinin üzerine aştıysa sorun, yani nedir durum diye. Çünkü şimdi dergilerde de yani şu an dünyada 100 milyonun üzerinde hakemli dergi var. Yok pardon, 50 bin hakemli dergi var. 100 bin bilimsel dergi. 50 bin civarı da hakemli dergi. Şimdi hepsinde farklı süreleri var. Hepsinde bir insan, mesela sizin hayatınızın hiçbir noktasında aynı değiliz değil mi? O gün sorunlar oluyor, teknik sorunlar yaşıyoruz, bir şeyler oluyor. Dergiler de organik. Yani o dönemde sizin çalışma alanınıza bakan işte editör ekibinde bir ayrılma olabilir, sorun olabilir. Hakem bulmada sorun yaşıyor olabilirler. Hakemlik gönüllülük süreci mesela, biliyorsunuz. Yani içsel bir sorun olabilir. Bu bizim dergilerimiz için de geçerli. O yüzden mutlaka hani eğer ortalama sürelerin üzerine aştıysa bir sorun durumu nedir diye. Eğer onlara ulaşamazsanız da bize ulaşabilirsiniz, Türkiye ekibine. Hani gerçekten hani sorun yaşadığınız bir durumda bizler elimizden geldiğince hani durum nedir, arka tarafta müdahale şansımız olmuyor ama nedenini öğrenmeye çalışabiliriz beraber. Peyda Hanım, yani sizinle ilgili hani başarmış, yaşasın, mutlu haber sonradan gelmiş, tamam. Tırnak işareti yani bizde var ama her yerde olmayabilir, ama genelde var. Google Scholar'da da kullanıyorum ben mesela. Dergilerin nerede indekslendiğini Science Direct'teki dergiler için gösterdim. Find Journal'ı şuradan göstermiştim. Şuradan linkini sizinle paylaşayım. YouTube Elsevier Türkiye diye, Elsevier Türkiye diye girdiğinizde çıkacaktır. Soru cevap oturumlarında sertifika yok. Evet, daha önceki gönderdim kodla sertifikanızı indirebilirsiniz. Kadir Bey, çok güzel bir soru. Open Access ile Open Archive arasındaki fark ne? Teşekkür ederim sorunuz için. Şöyle, Open Access dediğimiz şey, yani biraz önce anlattığım altı yol açık erişimde yayınlanan makaleler. Yani okuyucuya açık, yazarın ödemeli şekilde yayınlanmış makaleler. Open Archive şöyle, bizim hatta şöyle de girerek göstereyim. Elsevier Open Archive diyelim. Bir açık bilim destekleyici inisiyatifimiz. Bu da şöyle, bizim burada gördüğünüz 140'tan fazla dergimiz açık arşiv politikası uyguluyor. Bu da şu demek, bu dergiler belirtilen ambargo süreleri dışındaki içeriği herkese açıyor. Mesela bu dergi 48 haftalık bir ambargo uyguluyor. Bunun öncesindeki tüm içerik, şurada gördüğünüz 1980-2017, herkese açık. Mesela Sel, bizim en önemli dergilerimizden, çok belki alanda da ilgiliyseniz duydunuzdur. Mesela 12 aylık bir ambargo süresi uygular. 12 ayın öncesindekileri 95'ten 2020'ye mesela, 12 aylık sürenin öncesindekiler herkese açıktır. Açık arşiv politikası da bu demek. Bizim de bunu destekleyen 140'ın üzerinde dergi var. Teşekkür ederim sorunuz için. Sedat Bey sormuş.
Dergilerin özel sayı makale çağrılarının anahtar kelimeler girerek kolayca bulabilmemizi sağlayan bir çözüm yok maalesef Sedat Bey. Saydam mensup olarak Necmettin Erkin Üniversitesi'ne giriyorum. Enstitü olarak değil Doğan Bey. Direkt Find Institution değil. Direkt o ilk açılan pencereye e-mailinizi gireceksiniz. Yani orada ya kurumu mu bul diyor ya e-mail gir diyor. Siz e-mailinizi gireceksiniz. O kurumu bul değil, Federated Access dediğimiz başka bir şey için. Siz benim belirttiğim gibi e-mailinizi girerek yapacaksınız. Necmettin Erbakan'a bir sürü eğitim verdim. Hepsini de gerçekleştirdik. Sorun olmadı. Ücret ödemeden dergiye nasıl yayın yapabiliyorsunuz? Ücret ödemeden yapabilirsiniz. Bizde birçok dergimiz iki opsiyon sunuyor. Yani yazara bırakıyor. Ya normal ücret ödemeden yayınlarsınız. Bu herkes açık olmaz. Sadece abone olan kurumlara açık olur. Kişiler açık olur deniyor. Ya da hani yazar ödemeli olur ama herkese açık olur diye yazarlara opsiyon sunuluyor. Bizim hani birçok %90 dergimiz buna opsiyonunu sunuyor. Sadece 200 dergimiz falan sadece açık erişimli. Hani ücret ödemeden olmayan ama birçok dergimiz öyle. Impact faktör ve diğer bilgileri yani bu tür dergi performans kriterleriyle dergi seçimi seminerim var. YouTube'da izleyebilirsiniz. Dergilerin nerelerde indekslendiğini görebileceğinizi söyledim. Yanıtladım o soruyu. Ben teşekkür ederim Ebru Hanım. Sertifika olacağını bilmeden girdiğiniz için de ve sonuna kadar kaldığınız için de. Fark etmez Eser Hanım. Yani farklı bir e-mail adresiniz varsa onunla yeniden kayıt olun sertifika platformu için. Önemli olan orada geçen isim soyad. Onunla giriş yapabilirsiniz. Yeni bir hesap açın yani. Manuskriptlerimizi dergi formatına göre uygun olarak dergi yazım formatları yani önerilerimi zaten yani seminerlerimiz var YouTube'da orada belirtiyorum bununla ilgili. Keşke dergi yazım formatları ve bekleme süreleri standartize olsa ama insanlar da farklı, dergiler de farklı maalesef. Dolayısıyla hani şu anki yani teknoloji ilerliyor. İleride nasıl bir yayın süreciyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hani her şeyin ilerlediği gibi. Bakın böyle bir pandemi süreci yaşayacağımızı biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Her şey baştan sona değişti. Eminim hani yayın süreçlerinde de bu tür kolaylıklar ileride gelecektir. Ben teşekkür ederim Hanife Hanım. Verdiğimi vermedik, vermişim arada. Bireysel hesap mı, kurumsal hesap mı? Onların farklarını anlattım. Siz kendiniz karar verirsiniz avantajını, dezavantajını. Bizim için fark etmiyor. Ücret ödemeden dergide nasıl yapabiliyoruz? Bunu zaten yanıtlamıştım. Vergi konusunu bilmiyorum Melih Bey. Open Access dergilerde. Kadir Bey İngilizce çeviri konusunda bir destek istemiş. Yüksek maliyetliymiş bizim sanat. İnanın bilmiyorum hani bizim var da hani detaylarını bilmiyorum ücretleri şu su bu su. Yani benim bu konudaki önerim üniversitenize danışmanız. Kadir Bey, onlar size ilgili yere yönlendireceklerdir. Belki desteklerler de bu konuda. Sağlık bilimleri alanında Scopus Science Direct mi, Web of Science mı? Şöyle söyleyeyim, hepsinde şu elma ile armut karşılaştırılıyor. Yani Science Direct bir tam metin veri tabanı, onu bir kenara koyalım. O sadece ASV yayınları. Scopus ve Web of Science karşılaştırılabilir. Bu anlamda da bakıldığında Scopus daha fazla bu anlamda sağlık bilimleri alanında yayın içeriyor diyebilirim. Workshop kod e-mail ile gelecek. Şu an chat kısmında var ama olmayanlar için de e-mail ile gelecek. Sayısalık'taki dergi makale formatlarına dergi sayfalarında ulaşabilirsiniz. Hani gösterdim ya Guide for Authors diye. Orada bilgi yer alıyor. Vetis üzerinden bağlanıyorsunuz. Fark yok. Vetis de bir uzaktan erişim aracı. Yani kütüphanesinin size sağlandığı sorun yok. Hakan Bey kayıttan tekrar dinlemenizi rica edeceğim. Farkı oradan dinleyebilirsiniz. Sorunun tekrar yanıtı tekrarlayacak maalesef vaktimiz yok. Büşra Hanım nasıl kayıt yapacağınızı da başında anlattım. Eğitim kaydından tekrar izleyebilirsiniz. Yıldırım Bey aynı şekilde tekrar yapmıyorum. Video kaydı paylaşılacak orada izleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim Ferhat Bey. Hepinize teşekkür ediyorum.
Bu ulusal bir seminer olarak ben nitelendirmezdim, bir kullanıcı semineri şu an benim sağladığım. Yani ulusal bir, yani tüm Türkiye'ye sağlıyoruz ama hani ulusal seminer kategorisi anlamında ne kastettiğinizi bilmiyorum ama hani yani belki CV için falan yazacaksınız, bence yani pek o kategoride değil, bir kullanıcı semineri sadece. Ben teşekkür ederim Kübra Hanım. Yine beklerim. ya ay halihazırda kayıt olmuş şifremi değiştirmek için aktivasyon linki gelmiyor. O güvenlik ayarlarıyla bir şey olabilir. Spam dosyanıza bakabilirsiniz. Bir de başka mail adresiyle deneyin. Çünkü bazen güvenlik ayarları nedeniyle olabiliyor. Ya şimdi şöyle Sevda Hanım, sertifika, katılım sertifikası çok isteniyor. Biz o yüzden sağlıyoruz. Sertifika isteyenlere bu sorumuzu yöneltiyoruz. Sertifika nerede, nasıl değerlendirilir? Sertifika ihtiyacı olanlar chat kısmından Sevda Hanım'a yanıt verebilir mi? Çok teşekkür ederim. EndNote benzeri Mendele hizmetimiz var. YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz eğitimleri. Ben teşekkür ederim hepinize. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni şeyler katmış olmaktan dolayı çok memnunum. Melih Bey, o kısmı dediğim gibi tekrar etmiyorum. Video kısmından izleyebilirsiniz. Kayıt paylaşılacak ya da YouTube kanalımıza yüklenecek. Ben teşekkür ederim. Evet, mail olarak gelecek. Gelmese de ona da sorun oluyor. Bazıları gelmedi diyor. YouTube kanalımızı işte gelecek haftalarda kontrol edebilirsiniz. Oraya yüklüyoruz. Teşekkür edenlerin anketlerini de bekliyorum. Çok teşekkür ederim Yeliz Hanım. Notlarınızı almışsınız. Çok sağ olun. Ya bunlar bir çok motive ediyor beni, sizlere faydalı olmak gerçekten. Web of Science, Publos verilerin Scopus'u aktarabiliriz. İkisi arasında veri aktarımı yok. İkisi rakip. ya, rakip demeyelim ama yani iki farklı çözüm. Yani birileri arasında veri aktarımı yok. Ama Scopus'ta OrkID'yi entegre edebiliyorsunuz. Ya da ORCID ya da ORCID. Hangisini, hangi şekilde telaffuz ediyorsanız. Evet, evet, evet. Teşekkür ederim Münevver Hanım doldurduğunuz için. Science Direct, SCX, SCI, Expanded listesinden eklenen dergileri, Web of Science, Master Jones gibi topluca bulabileceğimiz bir link var mı? Onun için Scopus'a bakabilirsiniz. Yani orada... Ha, Scopus yok, yanlış bir soru oldu. Siz, ama yanlış bir yanıt oldu. Siz oradakine bakıyorsunuz. Yok, Web of Science'daki listeden Science Direct'i seçip kontrol edebilirsiniz. Yani Web of Science üzerinden gene gidebilirsiniz. Bizim Science Direct üzerinde bir liste yok. Hani Web of Science'da şunlar indeksleniyor diye. Ama gördüğünüz gibi hani ne zaman açsam hani hepsinde zaten varsa impact faktörünü görüyorsunuz. Ama toplu listeyi Web of Science'dan ana kaynak olduğu için oradan bakabilirsiniz. Hangi Çuha Bey, hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şunu yanıtladık. Kurumsal e-mail ile giriş yapılmasına rağmen location seçmemiz gerekiyor. Buna yönelik neler yapılabilir? Onu anlayamadım Furkan Bey. Nerede lokasyon istiyor acaba? Science Direct'te, Elsevier'de yayınlanan dergilerdeki atıflarımızı arayabiliyor muyuz? Bunu Scopus üzerinden yapabilirsiniz ya da Web of Science üzerinden Göktal Bey. Üniversiteye ya şu an Science Direct Equal kapsamında 2200 üzerindeki Science Direct dergisi 95'ten günümüze tüm üniversitelere sağlanıyor. Ama bazı üniversitelerin o dediğim hani society dergi dedim, sen çeşitli toplulukların dergileri bu koleksiyonlarda yer almak istemeyenlerin ayrıca abonelik oluyor. Onları ayrıca yapan üniversitelerde de var. Orada farklılık olabiliyor. Göktal Bey, Göktal Özdal Bey, sorunuzu cevapladım ikinci kez yazdıktan sonra. Ben teşekkür ederim. Bunlar teşekkür. Evet, chat kısmına bakacak vakit... Azerbaycan'a selamlar. Oraya da eğitim verdim. Ben teşekkür ederim yorumlarınıza. Evet.
Evet, buradaki sorularınızı zaten oraya aktarmışsınız. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum katılımlarınız, yorumlarınız için. Hepinize çok teşekkürler. Ahmet Faruk Bey tekrar şahsi Gmail'imi kayıt yaptırmam, kurumsal maille yaptırmadığım için linkte kayıt bulunamadı diyor. Yani bu kayıt için hani uzaktan erişim için Doğan Bey, siz, Ahmet Faruk Doğan Bey, siz kurumsal VPN'inizi kullanabilirsiniz. Demek ki sizde bir sorun oldu. Yani kütüphanenin uzaktan erişim kanalını kullanabilirsiniz. Yani ve Gmail'inizde de hani o kişiselleştirme çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Size o şekilde bir öneri sunabilirim. Evet. Anket için tabii link atayım. Şuradan tekrar gidelim. Evet, anket linkini de attım. Evet. Evet, sorularımızı bitirmiş olduk. Tekrar katılımınız, görüşleriniz için, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sonraki seminerlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.